Merhaba sevgili seyirciler, değerli Artı TV izleyicileri, bir İhsan Ele Açık'la Amenna programında daha sizinle birlikteyiz. Evet, bugün sizlere İslam'da savaş ile ilgili kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar fetih, cihat ve şehit kavramları. Bunlar malumunuz çokça kullanılıyor. Fetih ile ilgili, cihatla ilgili, şehit olmakla ilgili bir sürü sözler duyuyorsunuz. Acaba bu anlatılanlar kitapta, yani Kur'an'da ele alındığı şekliyle kitaba ne kadar uyuyor? Örneğin bir harekat düzenleniyor. Fetih hareketi deniliyor. Ardından camilerde selalar veriliyor. Fetih hareketi. Çok yakınlarda bunu çok duymuşsunuzdur. Mesela Afrin'in fethi deniliyor. Fetih. Viyana'nın fethi. Selanik'in fethi. Kırım'ın fethi. Genellikle Osmanlı tarihi kitaplarında ve İslam tarihi kitaplarında bu kavramı çokça duymuşsunuzdur. Fetih. Fetihçi bir anlayış var. Fetihçi bir zihniyet var. Bunun Kur'an'a uyup uymadığını sizlere göstermeye çalışacağım. Sonra fetihle başlayıp cihat ve şehitlik. Bununla bitireceğiz. Buradan İslamiyet'i ve Kur'an'ı kendi yayılmacı emelleri için, kendi işgalci hayalleri için nasıl istismar ettiklerini göreceksiniz. Şimdi ilk olarak fetih. Fetih kelime anlamı itibarıyla açmak demek, açılış demek. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in açıldığında ilk suresi Fatiha suresidir. Ve açılış demektir. Açılış yapmak. Kur'an'ın kendisiyle açıldığı sure anlamında Fatiha suresi deniliyor. Fatih kelimesi de açan, bir yeri açan demektir. Fetih de açılış demektir. Açılış. Peki bu nasıl oluyor da bir yeri işgal etmenin kavramı haline dönüşüyor? Kur'an-ı Kerim'de Fetih suresi vardır. Fetih suresi hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşmasından sonra gelmiştir. Hudeybiye anlaşması peygamberin Mekkeli müşriklerle yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre 10 yıllığına ateşkes ilan edilecek, silahlar bırakılacak, karşılıklı herhangi bir savaş yapılmayacak ve birbirlerinin düşmanlarına destek çıkılmayacak idi. Dolayısıyla Hudeybiye anlaşması bir barış anlaşması olarak imzalandı. Kur'an'daki Fetih suresi ise bu anlaşmadan sonra gelmiş bir sure idi. O nedenle sureye Fetih dendi. Ve peygambere hitaben biz sana apaçık bir fetih verdik diye hitap edildi. Yani Fetih suresi bu anlamda başlatılan barış sürecine isim olarak veriliyor.
biz sana apaçık bir fetih verdik diyor. Bu ne demek? Biz sana Hudeybiye Anlaşması'nda 10 yıllık barış anlaşması imzalamanı sağladık demektir. Şu halde fetih Kur'an'a göre barış süreci demektir. Barışa yönelik açılım yapmak, barışın kapılarını aralamak, silahları bırakmak, savaşmamak, insanlar arasında kapılar ve köprüler kurmak, barışı sağlamaya yönelik kapıları ardına kadar açmak anlamında kullanılıyor. Yani şu anda yaygın dini dünyanın kullandığının tam tersi bir anlamda fetih kavramı Kur'an'da kullanılıyor. Yaygın olarak dini dünyada fetih savaşçılık anlamında kullanılıyor. Viyana'nın fethi diyor mesela. Kırım'ın fethi diyor. Yani bu anlayışa göre gidiyorsunuz, fethetmek istediğiniz bir ülkeyi veya bir şehri önce uyarıyorsunuz. Diyorsunuz ki önünüzde 3 şart var. 1. Müslüman olun. 2. Bize haraç verin. Yani para verin. Bunu da kabul etmezseniz kılıç. Eğer kılıç zoruyla sizi yenersek erkekleriniz köle, kadınlarınız da cari olacak. Bu 3 şarttan birisini kabul edin diye durduk yere herhangi bir ülkenin veya şehrin yönetimine, kalenin komutanına, ülkenin liderine bir elçi gönderiyorsunuz ve bunlara şart olarak ileri sürüyorsunuz. Bunu Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar uygulamış. Buna savaş, İslam'da savaş hukuku diyorlar. Külliyen Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'da böyle bir şey kesinlikle yoktur. Hiçbir şekilde Kur'an'a uygun bir yaklaşım değildir. Ve bunu asırlarca, yıllarca uygulamışlar. Nitekim bu çerçevede oluşmuş savaş fıkhından etkilenen ve eski çağlarda yazılmış kitapları okuyarak İslam'da savaş hukukunun bu olduğunu zanneden örneğin IŞİD'çiler gidiyor Musul'u ele geçiriyor ve orada inanmayanları öldürüyor, kadınları cariye yapıyor, pazarlarda satıyor. Buradan etkileniyorlar. Bunun Kur'an'daki fetih anlayışıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Şu halde fetih esasında silahları bırakmak demektir. Fetih suresi bir yeri ele geçirmeye, bir yere askeri harekat düzenlendiğinde değil, askeri harekat sona erdiğinde, silahlar sustuğunda, barış anlaşması imzaladığında okunması gereken bir suredir. Gel gör ki kendini dindar muhafazakar zanneden bir iktidarın mensupları bir yere askeri harekat düzenleyince camilerde Fetih Suresi okuttular. Binlerce Fetih Suresi okutturarak bu harekatı dini açıdan desteklemeye kalktılar. Halbuki bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır ve Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Tam tersi, eğer bir yerde barış imzalansaydı o zaman okunması gereken bir sureydi. Kur'an'daki fetih kavramı böyle. Bir de cihat var. Bununla beraber cihat cehd etmek demektir. İçtihat mesela bu kökten gelir. İçtihat. Yargıta içtihatları diyoruz. Yani mevzuyu çözmek için bir konu üzerinde yoğunlaşmak, konsantrasyon sağlamak
ve o konuyu çözüme kavuşturmak için cehd etmek, çaba sarf etmek demektir. İlk elden silahla, öldürmekle, kan dökmekle bir alakası yoktur. Allah yolunda cihad etmek demek, ezilenler için, yoksullar için, çaresizler için, zulme uğrayanlar için, mazlumlar için ve onların kurtuluşu için çaba sarf etmek demektir. Çünkü Kur'an'da sosyal içerikli ayetlerin tamamında Allah yerine ezilenler, yoksullar, mazlumlar, çaresizler kavramını koyduğunuz zaman anlam değişmez. Allah onların sembolik manevi ifadesi olarak kullanılır. Dolayısıyla cihat bir bölgede baskıyı ortadan kaldırmak, zulme son vermek ve adalet ve özgürlük ortamını sağlamak için her türden yapılan çabadır. Sözdür, yazıdır, konuşmadır. Hatta diplomatik görüşmeler bile bir baskıyı ortadan kaldırmakla barışı sağlamak için yapılıyorsa cihat sayılır. Bunun eline silahı alıp insanları Müslüman yapmak için dünyada fethe çıkmakla hiçbir alakası yoktur. Zaten İslamiyet'te böyle bir şey yasaklanmıştır. İslam'da savunma dışında savaşa izin yoktur. Peygamber 10 yıl boyunca Medine'de oluşturmuş olduğu kardeşlik ve barış toplumunu savunmuştur. Peygamber Medine'ye gelince o toplumu yıkmak için orada ortaya çıkan bugünkü tabirle demokratik, konfederal, çoğulcu sistemi ortadan kaldırmak için. Çünkü Peygamberimiz Medine'de Yahudilerle, Hristiyanlarla, inanmayanlarla, inananları bir araya getirerek Medine Sözleşmesi imzalamıştı. Buna ayrı bir programda uzunca değineceğiz. Medine Sözleşmesi'ne. Ve bu çerçevede Medine 63 kez saldırıya uğradı. Peygamber de Medine'yi savundu. Bunlardan 27 tanesine de bizatihi katıldı. İşte peygamberin savaşları dediğiniz, İslam'da savaş dediğiniz şey bundan ibarettir. Medine'yi savunmaktan ibaret. Medine 10 bin nüfuslu bir Orta Arabistan kasabasıydı. Ve burada kurulan idare krallıklarla yönetilen o günkü çağda çok ileri bir anlayış. Öngördüğü için toprak ağalarını, sarrafları, zenginleri, kralları, soyunu, kabilesini ve aşiretini yüceltenleri rahatsız etti. Çünkü bunların egemenliğine son veriyordu. Bambaşka bir dünyaya açılım sağlıyordu. Onun için Medine'ye 63 kez saldırı düzenlediler ve onu yok etmek istediler. Peygamber de yanındaki arkadaşlarıyla birlikte en büyüğü de Hendek Savaşı olmak üzere Medine'nin etrafını Hendekleri kazarak Medine'yi savundu. Bu kadar. Bunun dışında durduk yere orayı fethetme, şurayı haraca bağlama, şuradakileri Müslüman yapma şeklinde yapılmış hiçbir harekat yoktur. Bunu İslam'da savaş meselesini ayrıca yeri geldikçe uzun uzun tekrar üzerine duracağız. Son olarak da şehit kavramı vardır bunlarla bağlantılı olarak. Şehit esasında Kur'an'da ölüler için değil, diriler için kullanılan bir kavramdır. Evet, yanlış duymadınız. Şehit kavramı Kur'an'da ölenler için değil, yaşayanlar için, diriler için kullanılır. Şahit demektir. Bir şeye tanıklık yapmak demektir.
bir şeyin tanıklığını, şahitliğini yapmak anlamında kullanılır. Mesela doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin tanıklığını, şahitliğini, şehitliğini yapıyorsunuz. Şahit, mahkemede şahitlik yapmak ne demektir? Mahkemede gördüklerini anlatmak demektir. Şu 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 olayı gördüm. Şu 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 kişileri suç işlerken işledikleri suçlara tanık oldum diye şahitlik yaparsınız. Şahitlik Türkçe'de de kullandığımız bir kavram. Peki bu şehit şekline nasıl dönüştü? Bu daha sonraki yıllarda ölen kişilerin Allah'ın yolunda öldüğünü, Allah yolunda Allah'ın davasına en yüksek derecede tanıklık yaptığını, canını ortaya koyarak şahitliğini, ispat ettiğini göstermek için, bunun böyle olduğunu ifade etmek için bu şekilde hayatını kaybedenlere, canını verenlere şehit denmeye başlandı. Bu direkt Kur'an'dan alınmış bir kavram değildir. Kur'an'da geçtiği şekliyle yaşayanların, dirilerin evrensel değerlere, doğruluğa, dürüstlüğe, adalete, barışa tanıklık etmesidir. Mesela birbiriyle kavga eden iki kabileyi barıştırırsanız, barıştan sonra, barış imzalamasından sonra büyük bir yemek verirseniz, barışa tanıklık ettiğiniz için siz barışın tanıkları, barışın şahitleri olmuş oluyorsunuz. Onun şehitleri olmuş oluyorsunuz. Yani barışı bizatihi gören, ona tanıklık eden, onunla birlikte o olayı ve heyecanı ve anı yaşayan kişiler anlamındadır. Şu halde ölen kişilere kestirmeden şehittir dediğiniz zaman bir iddiada bulunmuş oluyorsunuz. Allah katında kimin Allah'ın davasının değerlerine tanıklık ederek canını verdiğini ancak Allah bilir. Biz bilemeyiz. İnanan insanların böyle düşünmesi gerekir. Şu halde gerek fetih kavramı, gerek cihat kavramı, gerekse şehitlik kavramı Kur'an'daki amacından saptırılarak bir takım ele geçirmelerin, işgallerin, zorla Müslüman yapmaların aracına dönüştürülüyor ve istismar ediliyor. İslamiyet hakikaten bir barış dinidir. Bu anlattığım kavramların esasında kanla, savaşla, kılıçla hiçbir alakası yoktur. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Bilinenlerin tam tersini söylüyorsun. Evet, tam tersini söylüyorum. Kur'an'da olanı anlatıyorum. Ben bunları herkesle tartışmaya hazırım. Zaten bunun için Türkiye'de zihniyet devrimine ihtiyaç var. Zaten bunun için bana verilen ve İstanbul'dan çıkmamın yasaklandığı cezanın gerekçesinde şöyle deniliyor. Söylemleri, konuşmaları dini çevreler üzerinde etki uyandırıyor. Onların zihinlerini alt üst ediyor. Bu nedenle bunun fazla kişi tarafından dinlenmemesi lazım, bir yerde tutulması lazım diye mahkemenin resmi gerekçesine bunu yazmışlar. Evet sevgili seyirciler, bugünkü süremiz burada doldu. Programımız devam edecek. Başka günlerde, başka kavramlar üzerinde durmaya devam edeceğiz. Her seferinde ayrı bir meseleyi ele alacağız. İhsan El Açık'la Amenna programından hepinize umutla, sevgiyle, direnmekle hoşça kalın diyorum.